ayakta, bab yazmakta, erenim mutfakta. Haydi babana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Erenim Mutfak'ta da Laz Anya gününde hepinizle birlikteyiz inşallah. Bugün başımıza yine korkunç olaylar geldi. Ablara bileyin babasının arabasını s**t. Ama öncelikle bu. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Bilmiyorum chat şu an okuyamıyorum. Evet, bizlerle birlikte olan insanları sayalım. Şimdi bizlerle birlikte tabii ki Yengoli var. Lezanya. Yengoli merhaba deyin. Merhabalar. Biraz sesli deyin. Merhabalar. Ve arkadaşlar, sadece özel operasyonlarda ve adam ölçüsü gerektiğinde ortaya çıkan bir moderatörümüz var. Mete Handal bizlerle. Siz de ses verin lütfen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Mümin kardeşim burada. Kamerayı biraz artık kör değilseniz benim kafamı şunun altına alır mısınız? Hemen. Metehan Bey lütfen gelin ve heybetinize. O şimdi asker Metehan. İşte onun hava yolları. Uykuda mevlam Metehan. Bravo Metehan Bey. Kombinini yorumlar mısınız? Çoraplarının da çıkması. Mete abi, Birol abi vibe'ı da yok. Ayağın ayakları gözüktü. Ne? Ayaklarım gözüktü. Bir şey yok, Birol abi vibe'ınız da var. O her zaman abi. Her zaman. Farlar yani. Yanıyor. Farlar açık da yazıyor. Aa güzel. Karizma diyorlar, seviyorlar. Çok iyi, benimki de açık. Nasılsınız? Bayağıdır yayında yoksunuz. Çalışıyoruz, iş güç, koşturuyoruz. Arkadaşlar, Mete abi bu kanalın moderatörü bilmiyorsanız eğer gelmiyor. Evet, ben görmüştüm. Bugün dedim ki açın chat'i de siz de oradan takip edin. Hangi site? Tamam. Kendi dedi ki, bendeki yüklü değil gibi. İşte moderatör. İşte moderatör. Böyle bir işlem. Kerem Bey, hazır lazanya aldığını söyleniyor. Estağfurullah. Yapamazsanız... Verin bakalım hazır mı? Eğer yapamazsanız dolaptan çıkaracak mısınız? Bu bir iftira. Bu bok hatta. Bugün Mete gelirken beni aradı. Dedi ki bir şeye ihtiyacınız var mı? Bende makarna yapma aleti var. Hamurdan böyle makarna şekli veriyorsun. Dedim ki bu adam bugün beşamel sosu almadık. Nasıl yapacağız diye soran adam. Evet. Beşamel sosu beşamel hazır almak. Başamel. Hazır almayı düşündün bunu bugün sen. Evet. Maşamella. Dalia. Sadece kıymayı alıp o sosun içine koyacağım. Evet, nasıl yani? Hazır sos varsa hazır... O zaman dışarıdan söyleyeyim. Kıymayın zaten iki tane şeyi var. Bir kıyma harcı içi, bir de sosu. Evet. Sen birini de dışarıdan almayacaksın. Evet. Ne yapacaksın o zaman? Sadece üst üste koyacak mısın onu? Genelde üst üste. Dünyanın en kolay yemeği İtalya ve ilişkiler gelinmez. Aha! Dünyanın en kolay yemeği diye bir şey yoktur. Eren Aktan'la karşılaşmamış. Eren Aktan'la karşılaşmamış mı? Ya sizin ananız babanız... Lan babanızın evinde de lazanya yapan var mıydı? Benim lazanyama laf ediyorsunuz. Hayatınızda lazanya mı yediniz? Peki ben sana bir kere lazanya yaptım. Nasıldı? İyiydi. Petibör gibi kıtlayarak yedik. Sen ama çok ikiyüzlüyüz. Bak çok beğendim. Çok güzel. Çok beğendim aşkım. Çok beğendim. Bir İtalyan olsa... Danilo Türkçeyi unuturdum. Anlat lazanyanı nasıldı? Çok kötüydü bence. Sen güzel dedin, ben sana inandım güzel dedin. Ben senin elinden yediğim için güzeldi. Yoksa bir, güzel değil. Bir restoranda olsaydı bu suç diye polise... Tamam şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle malzemeler, bilmem ne her şey. Öncelikle kıymamızı kavurmaya başlıyoruz yağla birlikte. Önce kırma, kıyma mı? Evet. Mete abi kıymayı alabilir miyiz? Başamalla başlıyorum. Ay pardon. Lazanya. Bugün lazanya günü. Kıyma. İkinci malzememiz. Tereyağı. Hı. Yok. Ne? Şey sıvı yağ. Sıvı yağ. Babe. Domates. Salça da lazım orada. Tek tek söylemeyelim. Ama evet yani. Mekanı yedin. Zaten. Yardım edin. Evet, domateslerimiz biraz tatsız. Biraz buruşmuş, biraz yaşlanmış. Biraz... Yapma yine. Gökyüzü aramamız gerekiyor. Bunu beceremiyoruz işte. O zaman biraz geliştirmeyi denemeliyiz. Bunu beceremiyoruz aşkım ya. Siz domates soyabilir misiniz? Deneriz, ben domates asla yemem. Lütfen gelin. Hadi.
Asla kameraya sırtımı dönmeden. Babeze, ze, ze, kureze. Buyurun, bir domates sizin, bir domates benim. Bunu soyacak mısın? Evet, hayır soy değil. Soyacaksın, kabuğunu. Küp küp doğru. Kabuğunu soyuyoruz. Bir şey değil mi? Ben çok başarılı mı yapıyorum Mete? Şey ya, buruşmuş hemen söylüyor. Ooo, buruşmuş mu seversin? Ben mi? Hı-hı. Ya genç tavsiye ediyorum. Taze mi seversin? Taze. Taze severim Mete. Ben domates yemem mesela. Çünkü neden? Şu an midem bulandı. Midem bulandı seviyesi bir... O kadar sık yapmasaydım ya. Yaparım, o ayrı. İş iştir. Ben işimi yapıyorum ya. Hanımefendi bakın nasıl güzel yaptım. Onu kendi kendine sayıyorsun. Ya bak artık! Biraz beni appreciate et. Al o zaman. Küp olması şart küp mı? Küp olması şart. Küpü siz yapıyorsunuz. Ben çöpleri alayım. Tahtayı rahat kullanalım. Mete seni çekebiliyor muyuz? Yani gören gördü zaten. Önce rıza. Bizde rıza kavramı var. Aa. Hanımefendi. Domatesleri küp kesmenin yöntemini bilmediğim için kafama göre dikdörtgen şeklinde bazı domatesler bazı bahçelerde küp kesilmez. Aynı Mourinho'nun da dediği gibi. Ama bu tava da çok dengesiz bir tava ya. Bir tava. Asla kameraya sırtını dönmeden. Evet. Yağı mı? Dökelim. Yağı dökelim. Ne? Ne yapalım? Bir dakika. 3 yemek kaşığı yağı. Dök ya. Ne yemek evet kaşığı ya? Evet ya. Ne yemek kaşığı ya? Ama. Önce yağ kızsın. Seni a**ıyor ya bakalım. Sen yoksa uçağını overbooked mu aldın senin uçağın? Kızıyor şu an kızıyor. Sen hangi takımlısın bakalım ha? Sana hiç abone gelmiyor. Seni seyircilerin hiç sevmiyor. 10 abone bile yapmıyorlar seni. Senin seyircilerin fakir. Evet kızdı. Ben bir doğradığınız domatesleri göstereyim de. Aaaa. Eren Aktan diye domates doğrayamıyor derler. Bir de doğrayamıyor. Bir de doğrayamıyor derler. Aşkım bakıyor, hayp alıyor. Bu tarz durumlar için elimizde her zaman bunlar. Sponsorumuz da yok. Bırak sen, elime bak. Hayır hayır, sen çek burayı, bu da bunu da çek. Çek bunu, çek. Çek çek, bunu çek, bunu. Hayır hayır, dur. Sponsorumuz, halı sponsoru. Gürcanlar halıya teşekkür ediyoruz. Bakın nasıl leke tutmaz bir halı. Gürcanlar halı. Bağcılar'da, Bağcılar'da sadece Araplara hizmet eden bir halıcı. Aşkım kovuyorsun. Ne yapayım? Kovuyorum. Mete, Mete niye çalışmıyor? Köle yapsanıza. Dofil. Yengelinin ayaklarına masaj yapıyorum şu an. Boş! 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 Bu tavayı komple sokarım kıymalarla bir kazanırız. Ya bak, bugün lazanya gecesi, k**k gecesi değil. İkimiz de böyle yapabilecek mi diye baktık ya böyle. Ne oldu? K**k oldunuz mu? Böyle o kadar şüpheli baktık ki sana. K**k oldunuz mu? Keşke bir kamerada şurada bizi çekseydi. K**k oldunuz mu? Olduk deseniz. Olmadık aşkım yok. Az önce yere döktün. Yıkansın. Teşekkürler. Az önce yere döktün diyor. Onun suyunu göremedik. Ben uyardım ama. Eren Bey kötü bir haberim var. Ay yapma. Ne o? Kapı kolunuz. Hangi kapı kolu? Ha, elinde kaldı. O kadar güçlü ki. Bakın. Ya s**sin Allah'ın ayısı bunu nasıl kırdın ya? Sadece şöyle telefonum neydi? iPhone 14 Pro Max 512 GB telefonum neydi sadece? Pardon neydi? Yeni almış tavasını. Ne aldın ne aldın biraz seni. iPhone 14 Pro Max 512 GB. Bu fabrikanın yanmasını dua ediyorum. Ne? Ya oğlum! Bak, ya böyle şeyler söylüyorum. Artık şeyler, ne olacak? Ben suç. Kendi suçum bu. Ama olur mu suç deşin? Delini çekelim buraya da dövmesini yaptırırız. Ne var burada ya? Mete söylediklerinden kendi sorumludur. Tamam ben kendim sorumluyum. Sizi bağlamaz. Bak o fabrikanın yaptıklarını gösteriyorum. Nerede? Şurada bir yanık izim var. Ha seni alıp işkence mi ettiler? Bak bak şurayı da çek. Aaa ne oldu? Ne oldu sana işkence bu mi yaptı? Bu fabrikada başıma hep kötü şeyler geliyor. Neden ama? Cenabetlik diye yorumladım ben ama olmadı abi. Bu sefer şey yaptım. Abdest aldım. Yine tutmadı. Neydir yani olay? Niye orada yaralanıyorsun? Sakat bir yer. Bir de ben işim gereği... Müslümansın diye mi yaptılar? Müslüman olun diye. Evet, Mete'nin iddiaları bu şekilde. Bir,
dipnot koyalım, virgül koyalım buraya. Cuma namazına gittiğim için daha önceki işimden korktum. Ya yeter artık! Bunu 40 kere yayında anlattık ama bir de senden dinlesinler. Ekipli yayınlarda senden bahsediyoruz. Cuma namazına gittiğin için işinden kovulduğun iddiası bir spekülasyon mu, gerçek mi? Bu bir gerçektir. Kesinlikle. Çok iyi. Bu yabancı firmaların Türk ve Müslüman insanlara karşı yaptığı bir zulümdür. Çok mağdursunuz Mete. Çok mağdurum. İşsiz kaldım. Tüm emeklerim boşa gitti. 2 hafta kadar falan. Sadece cuma namazına gittim. Telefonunu göster çıkaran. Bir En-Nesiri 2 Mete'an diyorlar. Samsung. Diğerini göster, diğerini. Diğerini göster lan. Diğerini göster. Hayır hayır, diğerini göster. M3 mü? İki telefonu var bu adamın. Hem de biri iPhone 14. Bak bak. Hala mağdurum diyor. Teşekkürler. Bir de diyorum ki Eren abi, bana diyorum Kike niye abonesin? Bu adam abone bile değil. Prime basıyormuş. Ben Twitch'te Prime basıyorum. Sağ ol, 1 liramı senden geliyor. Kanka pencere en son 5 yıl önce kullanmışım. Bilmiyorum. Evet. Maymun çiğ. 2 yemek kaşığı tereyağı ve yarım su bardağı unu koyuyoruz. Nihayet tereyağı. Yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı tereyağı çok ama ya. 3 yapsan abi. Yok yok. Yap çok yap. Demişken 3 dedim. Dilimizdeki reseptörler yağın aromasını daha iyi alıyor. O yüzden tereyağı 1 sağlıklıdır, 2 lezzetlidir. Giderken 3 yap. Teşekkürler Metan Bey. Böyle boş durmaya gelmediniz buraya. Aa, asıl Metan Bey'den benim başka bir isteğim var. Hemen. Bir saniye. Fark ettim gayretimi. Ama azdırmadım hiç kimseleri. Sessizce. Helva olmadan süt açacaksın. Helva oldu. 3 su bardağı süt ekleyelim. Al. Asla seveceğim seni. Aşkım, hala gelmeden önce... Benim hiçbir suçum yok. Bana ne derseniz onu yapacağım. Güzel güzel, devam devam. Güzel mi? Güzelmiş. Devam devam. Getir getir sen. O yarım yağlıydı. Döktüm. Çok da ya, Allah Allah. Kameraya da sırtını dönmeyelim anasla gerçekten. İş ahlakı var yani çocukta. Bana iş verin yapayım. Evet. Bak annem kaşarı rendele Mete diyor. Mete. E kardeşim bir yardımcı şef aldık yani, az mı? Sakın önce ısınma. Bir kere ben bunu rendelemem. Neden? Bu kaşar değil. Ne o? Ne o? Bu tost peyniri. Ya whatever. Kaşar da var, rendeli kaşar vardı orada. Şimdi markayı kapataraktan tamam. İzleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Evet, bilgilendir kardeşim. Arkadaşlar, kaşar diye aldığınız şeylerin üstünde tost peyniri yazıyorsa bu kaşar değildir. Bu rahatça yedesin diye tostun üstüne koyulan bir peynirdir. Yeni çıkmak için 2 senede falan var arkadaşlar. Burada kaşar peyniri yapmak gerekiyor. Kaşar. Bunu vermeyelim. Aşkım çok güzel oldu ya. Şu 400 gram kaşarı çeker misin? Tabii ki. Aksini iddia edenler var. Tam 400 gram. Ölçelim mi? O ne lan? Nasıl ölçebilirsin? Nasıl ölçebilirsin biliyor musun? Bekle. Telefonla mı? iPhone 15 Pro Max da mı yapacak? Aşkım bu çok koyulttu artık. Tamam, onun altını kapat. Tamam. Nereye gidiyorsun? Elin çeker misin? Ne yapayım? Elin aklından mı boyutacak? Bunun şöylesi 1 kilo. Abona geldi. O zaman böylesi 4 kilo. Abona geldi. Tamam, çok reliable bir bilgi verdim. Nedir, bitti? Bitti, şimdi borcamı çıkaracağım. Borcam bir marka aşkım ama hala demiyorsam. Fırının altında. Fırının altında mı? Bak markasında ne yazıyor? Şu başameli bir karıştır da fazla. Ama sırtını döneceksin Mete, nasıl olur? Bu yeter mi? Yeter. Yeter, fazla bile. Önce kıyma, sonra sos, sonra lazanya. Çok güzel koktu.
Arkandaki dolapta küçük borcam varmış Eren Bey. Ya tamam anneciğim, hallettik işte bu. O çok mu büyük olur acaba? Olmaz biraz, ya. Biraz büyük var. Biraz fazla büyük. Ya, neydi varmış? Arkandaki dolapta küçük borcam. Arkamdaki dolapta nerede? Yok yalan atıyor. Yok öyle bir şey. Ben yukarıdaki ne var? Yok bunlar çok küçük ya. Tamam küçük olacak ki kat kat olsun işte. Oğlum doğru. Kat kat kat. Bu mu? Bu o küçük. Çok, hayır bir üstünde var ya. Ama bu yuvarlak. Altın, ya onun ortası var. Böyle kare olur, ya. Olur ne olacak? Emin misiniz? Evet. Çok mu küçük o arkadaşlar? Küçük o ya hadi İyi be. Ya. Dur annemin dediği yere bakacağım. Küçük o ya hadi İyi be. Ya. Küçük o ya hadi İyi be. Ya. Küçük o ya, hadi be ya. Teşekkür ederiz. Bay bay. Tamam, sen bunu alta neydi? Alta kıyma. Ne bir kadar kat. Kıyma? Bir kat işte. Bir kat daha kıyma geçilecek mi? Ona göre bir... Tabii, tabii. Her katta kıyma geçilecek. Zaten işte çok kat olması gerekiyor. O yüzden biraz küçük tamam, bir şey. Bence bir kısma o... yapayım ha. Aşkım zaten yayılır, bitti ki kıymanın hepsi. Nasıl bitti sevgilim ya? Allah'ım senin sizin bu saçmalıklarınız bitmiş kıymaya bakar mısınız ya? Peki yerim olduğunda o dağılmayacak mı? Aşkım büyük ya şey olmasın diye bir şey yaptım. Onun küçüğü zaten orada çip oracağım. Onun küçüğü oydu aynı böyle zaten. Niye buna yaptık o zaman ya? Kötümü s*** diyeceğim. Ortadakini bari çıkartır mısın? Ve şunun üstüne koy ne kadar farklıymış. Gel sen yap. Sen yap ha. E tamam küçük dediniz diye ben buna yaptım ya. Küçük o ya hadi be ya. Sen dedin küçük. Ama mi? Aşkım bununla 4 kişi doyar mı? Doyar. Onunla 6 kişi doyar. Mete gerçekten. Ona dokunamayacağım diye seni s***. Hep bunu açık ya. Hep tamam bulaşık. Onu alalım. Evet alıyoruz. Böyle yan çevir. Bak karışırsanız biraz sinirlenmeye başlarım. Oturun lütfen yanınıza hanımefendi. Hiçbir şey karışmıyor. Evet lütfen, lütfen. Küstük. Evet küstük. Sen niye küstün? A**k sen niye küstün? Ben trip atıyorum şu anda. Zaten planım buydu. Adil insanlar olsanız bana burada beni kızdırıldığını, bana haksızlık yapıldığını bilirdiniz ama sırf işte yenge haklı demek için, orospuluk için. Yo, herkes... Ben burada... Ne acılar çektim. Sen burada bana sırf trip yapmak için önce söylemiyorsunuz, sonra yapınca yanlış yaptı diyorsunuz. Nasıl söylemiyoruz? Bunu al dedik, yok o çok küçük dedi. Siz de dediniz küçük diye demedim hanımefendi. Demedim ben. Dediniz hanımefendi, yayını tekrar alırım. Dediysem Allah Allah. Seni boşarım. Küçük o ya, hadi be ya. Bir daha Eren'in mutfakta katılmayacak mısınız? Yok. Ya yine bütün gece ya. Ya her diyemez. Aşkım mesela yapma sen bunları. Yapmadım. Böyle sinirlenme sen. Aşkım, ben bir şeyi doğru insanı... yapmaya çalışırken yapma. Ben yapma ya. Asıl bak ben bir şeyi doğru yapmaya çalışırken ama siz çok darlıyorsunuz beni. Çok mantıksız şeyler yaptım. Hiç yapmadım bir şey. Mesela bu kabı biz önerdik. Sen küçük dedin. Chat'te de herkes diyor abi bir tek sen küçük dedin diye. Ya yani hiçbir şey yapmadım. Bu da sensin. Ya annemi arıyorum ben ya. Ben evet. Dur annemi arayacağım. Hadi bay bay. Var mı başka aramam gereken bir şey? Size kızmış hanımefendi, bana değil. Bana mı? Ne diye? Size alınmış. Niye? Dediklerimi çıkarla almadı diyor. Ama sen kapat dedim, ben teşekkür ederim dedim. Ne oldu reis, gerildin? Hayırdır? He? Aşkım, bunu yapma. Evet. Tamam küstün mü? Bana demedi. Senin adını da anmadı. Bana söyledi. Bana küsmüş. İstemiyorum. Ay kurban, bana küsmüş. Ben şaka yaptım. Şaka yok. Aşkım şaka yaptım sana. Vallahi sana kızmadı, şaka yaptım. İşte en son üstüne kaşar koyacaksın. Tamam. Ya bir Eren'in mutfakta da normal geçsin ya. Bana bir peçete verir misiniz lan? Her kol, her kapı. Arkadaşlar yok burada şimdi onun... Burada söner misiniz? Sizin ağlamanız biraz overreact. Evet. Evet yani burada ben ağlatmış olmuyorum arkadaşlar ağlayan insanı. Ben burada şaka yaptım, belli bir şekilde bir şeyler söyledim.
Allah Allah, o alınca ben kötü insan olmuyorum. O denk geldi, ne yapalım yani. Dışarıdan gelen sesi sigaramdan geliyor sandım. Nasıl ya? Çok korktum. Nasıl yani? Sigaram şıkırdadı diye çok korktum. Sigaram mı şıkırdadı? Şıkır ses geldi ya, tam o sıra çektim içime. Çok korktum, cinlendim sandım. Yeter mi? Yeter. Hadi biraz daha. Güzel olacak, lezizo olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve alkışlarla. Hanımefendi, iyi misiniz? Oturun lütfen, dinlenin. İyiyim. Oturun, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Samimi. Samimi usta. Yerlerinden bunu göremezsiniz. Göremezsiniz. Bir yandan da kaşar ya paşam burada. Evlat gibi böyle kapının arasından ebeveynlerinin tartışmasını izliyor. Ben bir anda... Travmatize oldu çocuğa bakar mısın? Travmatize oldu. Yaşam ya. Doyuracağız şimdi onu ama. Islak kekimiz de var. Ben en son öğlen... Harbi mi? Çorba. Sonra tavuk böyle paneli. Soğan. Pilav. Hı-hı. Bir dilim buzlu muhallebi. Daha ne olacak? Ya ne olacak lan? O kadarcık. Hiçbir şey yememiş. Çok keyifli hiçbir şey. Evet. Buraya koyuyorum, camdır. Bunu şöyle yaparsan daha smooth da böyle böyle yapabiliriz. Hanımefendi. Süper. Yemin ederim başardım lan bu sefer. Getir. Yakına gitmemiz lazım. Dur ben de getireyim. Direkt aşağı gidebilirim hemen. Yemin ederim başardım be. Evet. Biraz üstü fazla kızardı, o da benim suçum değil, ben çıkaralım demiştim. Ya zaten o böyle olsun. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi kesiyoruz. Yaptığımız en iyi yemek olabilir. Evet. De alkış alayım mı biraz? Biraz da bana yardım. Çünkü bana 2000 lira da geldi. Ya sana geldi işte. Sana harcayacağım. Bir parça da arttı. Onu da biz Mete ile artık. Değil mi Mete Bey? Yeriz, yeriz. Açsınız. Zehirlenmiyorsak. Sabahtan beri bir dana dışında hiçbir şey yemediniz. Evet, kapatalım artık. Sizi çok seviyorum. Hayat kadar gerçek bir yayındı. Kavgalar yaşandı, gözyaşları döküldü. Her şeyi yapacağım. Sizi çok seviyorum. Umarım keyifli olur. Tadım yapamadık çünkü kesilecek bir şey yok. Bir de bence güzel oldu zaten. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu yayında gördüğünüz her şey şakaydı. Değil mi Ayşe? Evet. Değil mi? Yani. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bay bay.